Merhaba güzel insanlar. Toros Dağı Çocukları programına hoş geldiniz. Bugün Toros Dağları'nda bir ses bırakan Kılıçtaş ailesini anlatacağım. Kılıçtaş ailesi kimdir? Nerede yaşadılar? Ne yaptılar? Ne yapıyorlar? İyi seyirler. Kılıçtaş ailesi. Ben daha çocuktum. Evimizin hemen yanında İlk Kılıç ailesinin evi vardı. İlk Kılıç ailesi bizim çok iyi komşularımızdı. İlk Kılıç ailesi ilçenin en büyük bakkalıydı. Ben gider onlardan horoz şekeri alırdım. Horoz şekeri o zamanlar çocukların en sevdiği şekerdi. İlk Kılıç ailesi sonunda iflas etti. İflas edince de memleketi terk ettiler. Sonra onların evine birileri taşındı. Üç oğulları, ya bir ya da iki kızları vardı. Babaları devlet memuruydu. Bize komşu gelmişlerdi. Onlarla biz komşu olmuştuk. Ben o zamanlar ilkokul öğrencisiydim. Hafızam yanıltmıyorsa, babaları Zeki Kılıçtaş'tı, anneleri Şaziye teyze, büyük ağabeyleri Selahattin, onun küçüğü Hayati ve onun da küçüğü Hikmet'ti. Büyük kız aklımda Meliha olarak kaldı. Küçük kızı Feride'ydi. Bunlardan Hikmet benim akranımdı. Aynı sınıfta, aynı sırada okurduk. Çok çalışkandı. Çalışkan olduğu için de ilkokulu bitirince Develi'de bir yatılı okulu kazandı. Oraya okumaya gitti. Tabii gidiş o gidiş oldu. Onu bir daha göremedim. Biz onunla beraber asker olmayı hayal ederdik. Ben öğretmen, o asker oldu. Zeki ağabeyi daha sonra bizim oradan ayrıldılar. Komşuluk ilişkimiz de kalmadı. Daha sonra oğulları Seza dünyaya gelmiş. Onu çok az tanıyordum. Onun çocukluk döneminde ben de memleketten uzak kalmıştım. Ancak ilçemiz küçüktü ve ben de her yaz memlekette olurdum. Zeki ağabey de ilçemizin özel idare müdürüydü. Uzun yıllar memlekette görev yaptı. Ciddiyetini, efendiliğini hep korudu. İyi bir devlet adamıydı. Sonra emekli oldular ve memleketle bağlarını kestiler. Sonradan öğreniyoruz ki Feride ressam olmuş. İçimizden birisi. Toprağımızın kızı. Yani Toros Dağı çocukları. İlk, orta ve lise eğitimini Sayınbeyli'de okudu. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdi. O şimdi dünya çapında bir ressam. Yaptığı resimlerle dünyayı kendisine hayran bıraktı. Fransa'da yaşıyor. Eserleri Uzak Doğu'da ses getiriyor. Eminiz onu tanıyan çok insanımız olacaktır. Bir de bu yönüyle tanıyalım istedim. Evet, bu kız Sayınbeyli'de okudu. Gurur duyuyoruz. Başarılar diliyoruz. Bir gün çok uzak bir ülkeden bana bir mesaj geldi. Mesajı yazan Zeki ağabeyin oğlu Seza Kılıçtaş'tı. Çok duygulandım. O tanıyordu. Ben hatırlamaya çalışıyordum. Uzak bir dünyadan bana Toros Dağları'nı, özellikle Sayınbeyli özlemini anlatıyordu. Çok mutlu oldum. Yeğenim Batuhan'ı bir trafik kazasında kaybettik. Kocaeli'ye gittim. Sezai bunu duydu ve orada yanıma geldi. Mutluluğumu anlatamam. Vefa duygusu yüksek insanları seviyorum. Bugün sosyal medyada bu fotoğrafı görünce çocukluğuma gittim. Zeki ağabeyi, Şaziye teyzeyi ve çocuklarını düşündüm. Şimdi her birisi bir yerde ama hepsi bizim yüreğimizde. Hatıralarımızda bize el sallıyorlar. Gelmeseler de, görmesek de biz onları seviyoruz. Yıllar sonra onlar çok güzel insanlardı diyebiliyorsak, elbet bir sebebi vardır. Dünyanın her yerinde Toros Dağı çocuklarını görmeniz mümkündür. Onlar azimli, kararlı ve çalışkan çocuklardır. Güzel insanlara selam olsun. İyi ki varsınız, Toros Dağları'nın güzel insanları. Ahmet Kaytancı.